Onun için niye NBA'de hiç şampiyonluk kazanamadı, hiçbir zaman LeBron James gibi olamadı diye sorulduğunda eleştirenler, sistemini update etmedi veya oyunu değişen oyuna ayak uyduramadı. Oyunla birlikte değişmedi, oyunla birlikte gelişmedi der. Onu sevenler ise Team USA ile kazandığı rekor 3 altın ve 1 bronz madalyaya işaret edip Team USA tarihinin 336 sayıyla en skorer, 125 reboundla en çok rebound alan, en çok madalya kazanan oyuncusu olduğunu belirtti. NBA kariyerinde hiçbir zaman etrafında onun tüm özelliklerini ortaya çıkaran takım arkadaşları olmadığını da eklerler. 4 olimpiyatta %41 üçlük yüzdesiyle oynadı. NBA draftine girdiği yıl LeBron James de vardı. O Batı konferansında her ay en iyi çaylak seçilirken Doğu konferansında da LeBron aynı başarıyı yakaladı. LeBron 508 puanla birinci yani Rookie of the Year seçilirken o 430 puanla 117 puan toplayan ve üçüncü olan Dwayne Wade'in önünde ikinci oldu. NBA'in alfa A'sı LeBron ise onun da alfa B'si olması bekleniyordu. Ama o hiçbir zaman NBA şampiyonluğuna ulaşamadı. NBA'de onu draft eden Denver Nuggets o gelmeden 8 yıldır playoff yapamıyordu. İlk sezonunda bir sezon öncesinden 26 daha çok maç kazandırarak onları playoff'a taşıdı. Denver onun formasını giydiği 7 sezonda playoff yapmayı başardı. 2008-2009 sezonunda 25 sezondan sonra Batı yakası finallerinde oynadılar. Ama açıkçası NBA kariyeri beklentilerin altında kaldı. Ancak genel fotoğrafa baktığımızda NCAA'lerde oynadığı tek sezonda Syracuse Orangemen'i okul tarihindeki tek NCAA şampiyonluğuna taşıdı. 2003 Final Four'unun ilk ayağında Syracuse'u Texas karşısında 95-84'lük galibiyete taşırken attığı 33 sayı ve yanındaki 14 rebound halen bir ilk sınıf öğrencisi için kırılmayan bir rekor. Bardağın boş tarafını doldurabileceği kadar doldurabilseydi ne olur? Hall of Fame olur mu? %100. Bugün bu zamanlar Amerika'da Carmelo Anthony, Melo, Hoodie, Sweet Melon. Bu zamanlar Amerika. Carmelo Anthony 29 Mayıs 1984'te New York City, New York'ta doğdu. Babası Carmelo Riarte Porto Rikoluydu ve gençliğinde Amerika'nın ilk Porto Rikolu çetesi Young Guns'ın da üyesiydi. Carmelo'nun 3. yaş döneminden kısa bir süre önce karaciğer yetersizliğinden vefat etti. Annesi Mary tek başına Carmelo, iki abisi Robert ve Wilford'la ablası Michelle ve üvey ablası Daphne'yi tek başına yetiştirdi. Temizlikçi olarak aynı anda birden fazla işte çalıştı. Annesinin yokluğunda ablası Michelle ona adeta annelik yaparken yaşça ondan epeyce büyük abileri de onu koruyordu. Michelle 2010 yılında 38 yaşında vefat ettiğinde Melo çok sarsılmıştı ve Denver'ın 5 maçını kaçırdı. Brooklyn Projects'te 8 kişi 2 odalı bir evde kalıyorlardı. Melo 8 yaşına geldiğinde abileri ve ablaları kendi ayakları üstünde durup kendi hayatlarını kurmak için evden ayrıldılar. Mary 8 yaşındaki Melo'yla Baltimore'a taşındı. New York'ta geçirdiği dönemde Melo tam bir basketbol tutkunu olmuştu. Hayali Bernard King gibi olup bir gün mutlaka NBA'de oynamaktı. Ayrıca Big East konferansında oynanan ve televizyonun yayınladığı tüm maçları da izlemeye çalışıyordu. Batı Baltimore'da Mary ve Melo'nun yaşadığı bölge uyuşturucu satışlarının en çok yaşandığı bölgeydi. O kadar ki bölgenin lakabı The Pharmacy'ydi. İronik bakışla eczane. Mary eğer sokak köşelerinde takıldığını veya bulunduğunu duyarsam veya görürsem basketbolu ne oynayabilirsin ne de izleyebilirsin diye
oğlunu kontrol altında tuttu. Gerçi 1999 yazı 13 santim uzayana kadar Carmelo basketbolda pek de başarılı değildi. Hatta lise 1'de takımdan kesildi. Lise 2'de ani bir uzamadan dolayı zayıftı ama takıma girebildi ve 14 sayı, 5 rebound, 4 asist ve 2 top çalma ortalamalarıyla oynadı. Thompson Lisesi eyalet üçüncüsü oldu ve 26 maç kazanıp sadece 3 maç kaybettiği sezonda Carmelo ilk kez ileride özel bir oyuncu olacağının sinyallerini verdi. Lise 3'te 23 sayı ve 10.3 rebound ortalamalarıyla Baltimore'da en iyi lise oyuncusu seçildi. Big East Ligi takımlarından Syracuse Orangemen Üniversitesi ona burs teklif edince kabul etti. Hayallerinden biri Big East Ligi'nde oynamaktı. Ayrıca böylece New York'a da geri dönerdi. Ancak ortada önemli bir sorun vardı. Popülerliği arttıkça okula olan ilgisi de azalıyordu. Notları hiçbir NCAA üniversitesine girecek kadar iyi değildi. Mary bu durumdan çok rahatsızdı. Üstelik tüm çevresi Carmelo'ya artık yırttın, NBA'de sayılırsın gibi boş laflarla gaz veriyordu. Mary ayrıca liseyi bitirip NBA draftına girmesini de sıcak bakmıyordu. Tabii ki paraya ihtiyaçları vardı ama o Carmelo'nun fiziksel açıdan NBA'ye hazır olmadığını da biliyordu. Bu nedenle sınıfa gitmemek, derslere ekmek gibi alışkanlık haline getirdiği davranışları ortadan kaldıracak hem de basketbolunun gelişmesini sağlayacak bir okula ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Oak Hill Akademi koçu Steve Smith, Melo'yu beğeniyordu. Çok sert ve disiplinli bir koçtu. 14 lise yıldızını mezun edip NBA'ye göndermişti. Ama Melo 5 hafta pazarlar hariç her gün yaz okuluna gidip Oak Hill için gerekli notları tutturacaktı. 2001 yazında Anthony Baltimore Slug takımını Adidas Big Time turnuvasında Final Four'a taşıdı. 25 sayı ortalamasıyla Amare Stoudemire'la birlikte liseden NBA draftına girip lottery seçilecek oyuncular listesine girdi. Aynı yaz USA Basketball Gençler turnuvasında 24 sayı ortalaması ve %66 genel şut yüzdesiyle oynadı. LeBron James'le turnuvanın en geleceği parlak oyuncusu seçildi. Bu ikilinin dostluğu da bu turnuvada başladı. Oak Hill'da ayrıca 2.01 metreye gelmiş ancak yağ oranı yüksek olduğu için vücuduna da gerekli önemi göstermeye başlamıştı. Ayrıca katı kurallar vardı. Herkesin saat 22'de yatmış olması gerekiyordu. Her pazar kiliseye gitmek zorunluydu. Carmelo'yu daha önce alışık olmadığı disiplinli bir hayat düzenine soktu bu kurallar. Oak Hill Warriors 2001-2002 sezonuna 42 maçlık galibiyet serisiyle girdi. Şubat 2002'de LeBron James'in St. Vincent St. Mary's Lisesi ile karşılaştılar. LeBron James 36 sayı, Melo ise 34 sayı ile oynadı ve Oak Hill maçı 2 sayıyla kazandı. Oak Hill'in galibiyet serisi 67 maça çıktı ama 32 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bitirdiği sezonda tek mağlubiyetini Mater Dei Lisesi karşısında aldı. Lise 2002 sınıfında Melo Amerika'nın en iyi oyuncusu seçildi. Herkes onun liseden direkt NBA draftına girmesini bekliyordu. ACT testinde henüz minimum skor olan 18'i tutturamamıştı. Ya Ming mi, Melo mu ilk seçilmeli tartışmaları yapılırken Nisan sonunda aldığı ACT testinde 19'u tutturunca bir hayalini gerçekleştirmek için Syracuse bursunu imzaladı. Ağustos ayında California Jordan Exclusive özel davetiyeli kampına katıldı. Orada LeBron James'le iyice kanka oldular. 2003 NBA draftinde ikisinin ilk iki sırada seçilmesi herkesin tahminiydi. Ama önce çocukluk hayalini gerçekleştirip Syracuse forması giyip Big East Ligi'nde oynayacaktı. Carmelo Anthony 2002-2003 sezonunda unutulmaz özel bir sezon yaşadı. Big East konferansı en iyi çaylak ve en iyi beşine seçildi. Ayrıca en önemlisi NCAA'lerde yılın freshman'ı yani birinci sınıf öğrencisi oldu. Syracuse NCAA playofflarında Manhattan, Oklahoma State, Auburn ve Oklahoma'yı yenerek Final Four'a kaldı. TJ Ford'lu Texas ve Kirk Heinrich, Nick Collison gibi ileride NBA olacak oyunculara sahip Kansas,
favoriler olarak gösteriliyordu. 5 Nisan 2003'te Carmelo Anthony Texas Longhorns karşısında 33 sayı, 14 rebound, 3 top çalma, 19'da 12 genel şut, 4'te 3 üçlükle tarih yazdı. Syracuse 95-84 kazandı ve finale çıktı. Bu maç hala NCAA tarihinde birinci sınıf öğrencisi için en unutulmaz, en muhteşem Final Four maçı olarak gösterilir. Finalde Syracuse, Kansas karşılaşacaktı. İki efsane koç, Syracuse'lu Jim Boeheim ve Kansas'lı Roy Williams'dan birisi kariyerlerindeki ilk NCAA şampiyonluğunu kazanacaktı. Carmelo Anthony 20 sayı, 10 rebound, 7 asist, 5'te 3 üçlükle oynadı. Kansas serbest atış çizgisinden 30'da 12 ile oynayınca Syracuse maçı 81-78 kazandı. Melo 1944 Final Four'unda Utah Utes Üniversitesi'nden Arnie Farren ve 1986 Final Four'unda Louisville Cardinals Üniversitesi'nden Purvis Never Nervous Allison'dan sonra Final Four MVP'si seçilen 3. freshman, yani 1. sınıf öğrencisi oldu. Melo'dan 9 yıl sonra Kentucky Wildcats'ten Anthony Davis da 2012 Final Four'unda bu başarıya ulaşan 4. 1. sınıf öğrencisi olacaktı. 3 hafta sonra Anthony one and done olduğunu, NBA draftine girmek kararını aldığını gözyaşları içinde açıkladı. Koç Jim Boeheim bu kararını %100 desteklediğini de belirtti. 2003 NBA draftinde ilk seçme hakkına sahip Cleveland'ın kendi arka bahçesinde yetişmiş LeBron James'i seçeceği kesindi. İkinci seçme hakkına sahip Detroit ise kararsızdı. Bir balon gibi şişirilen ve rüzgarı arkasına alan 2.13 metrelik sırf pivot Darko Milicic mi yoksa Melo mu? Hayatta bazı belirleyici anlar vardır. Kontrolünde değildir ama her şeyi etkiler. Pistons'ın Milicic'i tercih etmesi, hatta sadece Melo değil, Dwayne Wade ve Chris Bosh dururken NBA'in 10 yılına ve Melo'nun kariyerine damga vuracaktı. Pistons 2004'te şampiyon oldu. Melo'nun çevresinde kendilerini ispat etmiş, belki süper yıldızlar değil ama çok sayıda yıldız olacaktı. Team USA'de sergilediği çok yönlü oyununu Pistons'da da gösterdiği takdirde birçok daha sonra yiyeceği damgayı da yemeyecekti. Pistons'ın takım savunması onun önemli bir zaafını da gizleyebilirdi. Ayrıca Anthony kariyerlerinde NCAA, NBA şampiyonluğu ve olimpiyat altını kazanmış sadece 8 oyuncudan biri olacaktı. Pistons'ın Milicic tercihi 3. seçen Denver Nuggets'ın yüzünü güldürdü ve Melo'yu kaptılar. Belki şimdi sorarsanız onlar da hata yaptık, keşke D-Wade'i seçmiş olsaydık diyebilirler. Ama o zaman için çok mutlu ve umutlu bir tercihti. Anthony ve Nuggets mükemmel bir uyumdu. Nuggets 2002-2003 sezonu 17 maç kazanmış, 65 maç kaybetmiş. Daha da kötüsü maç başına sadece 84.2 sayı ortalamasıyla NBA'in en kötü hücum eden ikinci takımıydı. NCAA'lerde tek sezonunda 22 sayı, 10 rebound ve 2.2 asist ortalamasıyla oynamış bir oyuncu tam aranan ilaçtı. 1975'te David Skywalker Thompson'ın çaylak sezonundan bu yana Denver'da bir çaylak bu kadar herkesi heyecanlandırmamıştı. Nuggets o sezon 43 galibiyet, 39 mağlubiyetle bitirdi. Yani 26 maç daha fazla kazandı. Cavaliers ve çaylak yıldızları LeBron James de bir sezon öncesine göre 18 maç daha çok kazanmış ancak playoff yapamamıştı. Nuggets ise playoff yapıp Batı'nın en çok maç kazanan takımı Minnesota ile eşleşmiş ve ilk turda 4-1 elenmişlerdi. O sezon Cavaliers ve Nuggets arasında oynanan iki maçı da Denver ve Melo kazanmıştı. O iki maçta Melo toplam 40 sayı, 11 rebound, 4 asist, 3 top çalma ve 4 blokla oynadı. LeBron James ise toplam 26 sayı, 17 rebound, 12 asist, 4 top çalma, 3 blokla daha çok yönlü bir oyuncu olacağının sinyallerini verdi. Açıkçası en iyi çaylak seçilen LeBron ve ikinci bitiren Melo ile NBA yeni bir Bill Russell, Will Chamberlain
veya Larry Bird, Magic Johnson seviyesinde bir rekabet bekliyordu. İki dost, iki rakip, bir taht. Evet, Melo o Nugget formasıyla 4, New York formasıyla da 6 kez All-Star seçildi. 2 kez NBA'in en iyi ikinci beşine, 4 kez de NBA'in en iyi üçüncü beşine seçilmeyi de başardı. 2012-2013 MVP yarışını LeBron James ve Kevin Durant'ın ardından üçüncü bitirdi. Ona verilen bir birincilik oyu Kral James'in oy birliğiyle seçilmesini engellemişti. NBA'deki ilk 14 sezonu sayı ortalaması hiç 20.8 sayının altına düşmedi. Ancak sadece 2012-13 sezonu 28.7 sayı ortalamasıyla sayı kralı olabildi. NBA'de oynadığı ilk 10 sezon takımlarını playoff'a taşıdı. Ancak sadece 2 kez ilk turdan çıkabildi ve sadece bir kez de yaka finali oynayabildi. Playoff ortalamaları 23.9 sayı, 7 rebound, 2.5 asist, 1.3 top çalmayı, normal sezon ortalamaları 23.1 sayı, 6.4 rebound, 2.8 asist ve 1.0 top çalmayla karşılaştırdığımızda biraz daha iyi bile olduğunu görüyoruz. Ancak şut yüzdeleri belki de sorunların birine işaret ediyor. Playoff genel şut yüzdesi %41.4, üçlük yüzdesi %31.6 iken normal sezon genel şut yüzdesi %44.7, üçlük yüzdesi ise %35.1. 2008-2009'da Denver'la Batı finali oynadığında 32 yaşında Chauncey Billups ve 31 yaşında Kenyon Martin takımındaydı. İkisi de NBA finalleri görmüş, hatta Billups NBA final MVP'si seçilmiş bir isimdi. Ancak Billups'tan önce yaklaşık 2 sezon birlikte oynadığı Allen Iverson'la Nuggets ilk turu geçemedi. O yıllar Batı yakasının güçlü olduğu yıllardı. Nuggets'ı eleyen takımlar 4 kez NBA finaline kalmış ve 3 kez de şampiyon olmuşlardı. Doğu'da ise şampiyon Miami Heat'e elenmişti. Melo'nun elit takımları eleyebilmesi için yeterince yardım alamadığı, kadroların sınırlı olduğunu kabullenmek bir gerçek. Ancak bir alfa süper yıldız olarak yeterince yük taşıyamadığı veya yeterince değerli bir alfa olamadığına dair ileri sürülen tezler de var. Profesyonel iddiacı Haralambos Vulgaris ile başlayalım. Melo, Knicks forması giyerken bana bir servet kazandırdı. Bir kere o maçta oynamıyorsa mutlaka Knicks artı handikap oynuyordu. Kötü bir oyuncu olduğundan değil, pazar değerinden dolayı. Onu olduğundan daha değerli gördükleri için demişti. Denver Nuggets'ta 6 sezon koçluğunu yapan George Karl benim için tam bir muammaydı. Hayatımda çalıştırdığım en iyi hücum oyuncusuydu. Ama savunmada kendisinden beklentileri o kadar düşüktü ki en iyi oyuncunun takımın lideri olduğunda başarı gelir. Takımın lideri olmak istediğini söylüyordu ama oyunun tek yönünü oynayarak lider olamaz. Hep spot ışığı üstünde olsun istedi. O sahneyi paylaşmak hiç istemedi. 2011'de Knicks'e takas olduğunda koca bir sivilceyi patlatmış gibi rahatladık dedi. New York Knicks'te başkanlık yapan Zen Master Phil Jackson ki takas sonrası Anthony ile 5 yıllığına 124 milyon dolara kontrat imzalamıştı. Carmelo lider olmak istiyordu. Oyuncu olarak lider olabilmesi için ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Ve güçlü bir kişiliği olduğundan da bazı koçlar ondan çekiniyordu dedi. Şimdi bunları değerlendirirken hem George Karl hem de Phil Jackson'ın müthiş bir egosu olduğunu da hatırlayalım. Karl Denver'da Anthony ile 328 maç kazandı. 132 maç kaybetti. O gittikten sonra ise 118 maç kazanıp 60 maç kaybetti. Galibiyet yüzdesi onunla %71.3, o yokken de %66.3 oldu. Anthony'siz de Nuggets ilk turdan çıkamadı. Yani sivilceyi patlattıktan sonra bir anda mahallenin jönü olmadı. Karl'ın haklı olduğu nokta
Tabii ki Melo'nun savunması. Ayrıca spot ışığı konusunda da haklı olabileceğini düşünenler az değil. Çünkü 7 Mart 2007'de oğlu Kian doğdu. 10 Temmuz 2010'da annesi Lala ile evlendi. Lala bir şöhretti. Aktris, yazar, yapımcı. Kısacası Denver değil, New York onun yaşamak istediği şehirdi. Knicks'e takas edilmesinde onun da rolü vardı. Ancak Melo da çocukluğundan beri Knicks forması giymeyi hayal ediyordu. New York'ta ikisi hep sosyal hayatın zirvesindeydiler. New York'un ünlü Carnegie Boutique kafesi menüsünde özel bir Melo sandviçi yaptı. Lala ile Melo'yu tanıştıran ünlü DJ Clue'ydu. Evet, birçok NBA yıldızı gibi Melo gündemde olmayı seviyordu. Ancak sadece bu değil. Kariyeri ilerledikçe NBA'de oynanan basketbol çok değişti. 2004 yılında Detroit Pistons şampiyon olurken finallerde Los Angeles Lakers'ı yendikleri 4 maçta da rakibini 90 sayının altında tutmuşlardı. NBA daha yüksek sayılar istiyordu. Kurallar değişti. Oyun iyice uzunlardan kısalara yöneldi. Tempo arttı. 2004'ten önce MVP seçilen 10 oyuncunun 7'si uzundu. Tek istisnalar 2 kez Michael Jordan ve 1 kez de Allen Iverson'du. 2004'ten sonra MVP olarak seçilen tek uzun Dirk Nowitzki oldu. Ona da klasik uzun pek denmez. Melo'nun orta mesafe ağırlıklı oyunu giderek önemini kaybediyordu. Post-up oyunu ise oyunun temposunu yavaşlatıyordu. Hatta onun için yanlış dönemde yanlış şutları müthiş kullanan bir skorer bile denmişti. Kendini geliştirseydi, oyununu değiştirseydi, şimdi nasıl değerlendirilirdi bilemeyiz. Ancak Cool Melo kendi şartlarında bile NBA tarihinin en unutulmaz skorerlerinden biridir. 10 Aralık 2008'de Minnesota'ya bir çeyrekte attığı 33 sayıyla NBA rekorunu egale etmişti. Daha sonra Kevin Love 34 ve Klay Thompson 37 sayı atarak bir çeyrekte bu rekoru alacaktı. 24 Ocak 2014'te Madison Square Garden'da Charlotte Bobcats'a karşı 62 sayı atarak çocukluk idolü Bernard King'in 60 sayılık rekorunu kırdı. Coach Mike Woodson oyundan onu almasaydı 70, belki 75 sayı bile atabilirdi. Hatta Kral James hemen Twitter'da "Yapma be Mike Woodson, Melo'yu oyunda tut, ben 70-75'leri görmek istiyorum" diye de bir tweet atmıştı. Yine de Melo'nun Madison Square Garden rekoru kırılamadı. Evet, Kobe Bryant ve James Harden 61'er sayı atarak yaklaştılar ama rekor hala Carmelo Anthony'de. 25 Eylül 2017'de Knicks takasla Melo'yu Oklahoma City'ye gönderdiğinde her oyuncu için ama özellikle böyle bir süper yıldız için inanılmaz zor bir dönem başladı. Melo dibe vurmuştu. Yaklaşık 16 aylık bir dönemde Melo 5 kez takım değiştirdi. Takımlardan ikisi olan Chicago ve Atlanta'nın formasını bile giymeden takımdan kesildi. 2018'de Houston Rockets'ın o zamanki genel menajeri Daryl Morey onu Chris Paul ve James Harden'la bir araya getirip yeni bir Big Three planı yaptı. Bu plan ancak 13 maç sürebildi. Melo'nun oyun tarzı, post-up'ları, savunma zaafı Rockets'ın sezona 6 galibiyet ve 7 mağlubiyetle başlamasına sebep olarak gösterildi ve bu deneme de sona erdi. Esasında beterin beteri de vardı. 1 Şubat 2019'da serbest kalan Melo 19 Kasım 2019'a kadar iş bulamadı. Kapısını çalan olmadı. Evet, 34 yaşındaydı ama sonu da böyle olmamalıydı. Melo sakatlıklarla boğuşan Portland Trail Blazers'la kontrat imzaladı. 15.4 sayı, 6.3 rebound ortalamalarıyla oynadı. NBA Bubble'da Blazers playoff yaptı. Ancak ilk turda Los Angeles Lakers'a 4-1 elendi. Tabii ki Lakers şampiyon oldu. Bir kez daha Melo'nun takımı ilk turda şampiyon olacak takıma elenmişti. Blazers'ın süper yıldızı Damian Lillard, Melo'nun geçen sezonki performansı ve katkısıyla ilgili olarak bize bir yıl önce gelse final oynardık. 3 yıl önce onu Portland'a getirmeye çalıştım. Önce Oklahoma City'ye gitti. 2 yıl önce çalıştım, bu sefer Houston'a gitti.
Belki de kariyerinin sonunda Melo yeni bir yuva bulmuştur. Şu anda 36 yaşında. Bu sezon genelde bench'ten geliyor. NBA kariyer skorerler listesinde 13. sırada. Bu sezon bitmeden Alvin Hayes, The Biggie'yi geçmesi bekleniyor. Bir sezon daha oynarsa en kötü ihtimal Shaquille O'Neal'ın Shaq'ın hemen ardından 11. sıraya yerleşir. Bugün bu zamanlar Amerika'da. Carmelo Anthony, Melo. Bu zamanlar Amerika. The Denver Nuggets select Carmelo Anthony from Syracuse University.